Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar canlar. Yeniden hoş geldiniz kanalımıza. Gördüğünüz gibi yine ETS2'deyiz arkadaşlar. Yeni bir videoda yine ETS2'deyiz diyelim. Uzun süredir hep ETS videosu yapıyoruz. Yine yeni çok güzel bir modumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz Volvo FMX aracımız. Şöyle hemen arabayı göstereyim. Volvo'nun ağır iş yani harfiyat çekicisi ya da kamyonu oluyor genelde aslında. Bunlar ülkemizde çok fazla yoklar ama şöyle değişik bir renk kullandım. FMX'in kendi renklerinden bir tanesi altın sarısı. 6x6 540'lık bir aracımız var arkadaşlar. Arkamızda da 22 tonluk bir iş makinamız var. Yine harita olarak Euronet'teyiz. Geçen sefer şu sarı yeri kullanmıştık. Sarı yer. Sarı güzergahtan gitmiştik. Bu sefer Sunbuilder'dan bir iş makinesi aldık. Şu gitmediğimiz yoldan gidelim dedik. Ben yine yolu yine hiç görmedim. Sizle beraber göreceğiz. Şöyle aracımızın içine dilerseniz bir geçelim. Şöyle göstereyim. Standart FH'e çok benziyor arkadaşlar. Tavan daha doğrusu daha alçak. Bunu biraz daha yüksek yapabiliyorsunuz. Bayağı bir slot var. Glamim diye bir arkadaş yapmış modu. Biliyorsunuz Volvo'nun FH'ı var. Oyunda olmayan FM diye bir çekicisi var. FH'tan daha ufak. Bu FMX de FM'in daha ağır arazi şartlarına uygun olan versiyonu. Şimdi dilerseniz bir marşımıza basalım. Allah Bismillah. Şöyle bir tekrar camımızı açalım. O araba vitesteymiş. Standart ses arkadaşlar. Şu camımızı da açalım. Umarım yine aracın sesi bizi bastırmaz. Şöyle farlarımızı yakalım. Uyarı ışıklarımızı yakalım. Bir de öyle görün isterseniz. Gördüğünüz gibi şöyle selektörümüzü de çakalım. Bu arabada halojen yani daha doğrusu mercekli far yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa bir yolumuz var. 170 kilometre kadar. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş çıkalım. Ben şöyle bir kendimi yerleştireyim tekrardan. Vitesimizi attık. Haydi bakalım. Ya Allah Bismillah diyelim arkadaşlar. Cidden güzel bir mod. Çok hoş. Çok kaliteli. 180 megabayt kadar bir hacmi var. Hacmi diyorum, boyutu var daha doğrusu. Farklı farklı şase. Oba oba oba. Arabayı dışarıdan kaza yapmasak olmazdı zaten. Arkamızı kurtaralım derken önümüzü vurduk. Evet. Bakın ön lastik patinaj çekiyor arkadaşlar. Bu bir yere mi takıldı? Olamaz. Lobet Dorse tabi. Dakika bir gol bir. Hadi bakalım. Farklı farklı şasi ve çekiş seçenekleri var arkadaşlar. 4x2, işte 6x2, 6x4, 6x6. Ben bu arabada ne isterdim? Mesela şu hatırlar mısınız? Amerikan Truck'ta bir Western Stars diye bir kamyon gelmişti. Biz de onu da tanıtmıştık yine kanalımızda. O arabada ya buradan çıkmayacak, bu altını vuruyor şurası. O arabada mesela şey var, lastik seçenekleri vardı. Kalın böyle dişli lastikler. Bu araçta da öyle bir şey isterdim ben. En nihayetinde hani malum şey arabalar arazi için ve böyle ağır işler için tasarlanmış araçlar biliyorsunuz. Bir dakika ya, şu şeye bakmak istiyorum. Şirketin arkasından çıkış var mı acaba ya? He, yokmuş abi. Şuradan şöyle de dolanabilirmişiz aslında. Öyle yapalım ya. Yok abi. Ne yaparsak yapalım çıkamıyoruz ya. 2.
Evet, şöyle bakıyorum. Aynen. Şeyin altı oturuyor. Onun içinde gitmiyor. Şuraya girelim bence. Abi fiziği de bu kadar gerçekçi yapmasaydık iyiydi aslında ya. Öbür taraftan çıkalım. Öyle yapalım abi. Müşteri de ne kadar şey abi, daha yeni aldık yükü ya. Az sabretsin. Oba. Siz hiç merak etmeyin, biz buradan. Evet, şuradan dolanacağız ve çıkacağız. Şöyle biraz sıkıntılı olduk, kusura bakmayın. Evet, şöyle şirketin etrafından dolaşarak gideceğiz artık, yapacak bir şey yok. Yalnız sadece arabayı ayarlarken retarderli şanzıman seçmeyi unutmuşuz. Retarder sesimizi dinleyemeyeceğiz. Bir de bunun FM'i var arkadaşlar. Mod Do da var. Ayrıca mod 1.38'de ve 1.39'da çalışıyor. Onunla bilginiz olsun. Ben her ikisi için de linkleri bırakacağım aşağı. Açıklamada bulabileceksiniz. Her ikisinin, yani her ikisi derken tek linkten indiriyorsunuz. Hem FM hem FM2'si açıyorsunuz. Yani hem 1.38'in hem de 1.39'un linkini bırakacağım. Hani açık beta'da kullanan kardeşlerim varsa onlar rahatlıkla şey yapabilirler. .39'da da kullanmak için. Ya bu haritanın bu bug'ları da beni öldürüyor abi ya. Arabanın yalnız yük biraz ağır geliyor anladığım kadarıyla arabaya. Onun için arabanın önünü kaldırıp duruyor. Ben böyle 6x6'yı denemek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, hem 1.38 hem 1.39 açıklamalara bırakacağım. Yalnız ya nasıl olsa 1.39 için olanı indireyim. 1.38'de de çalışır filan demeyin. İkisi birbirine çalışmıyor. Hatta oyundan atıyor sizi yani. Kullandığınız sürüme ters şey yaparsanız. Yani 1.39 kullanırken 1.38 linkini ya da 1.38 kullanırken 1.39 linkini indirirseniz sıkıntı olabiliyor, bilginiz olsun. Tecrübe konuşuyor. Bu arada önümüzdeki haftaya doğru çok bomba bir çekilişimiz gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir hediyemiz var. İnşallah güzel bir şey planlıyoruz. Siz güzel kardeşlerimiz için bunu da buradan söyleyeyim. İnşallah bir haftaya kadar onu da duyuracağız. Bir tane güzel bir hediyemiz var. Belki o iki olabilir. Şimdiye kadar hiç bu şekilde hediye veren bir şey görmedim ben. Bir çekiliş görmedim herhangi bir diğer arkadaşların falan kanallarında, diğer YouTuberların kanallarında falan ya da Instagram'da. Olmuştur illaki de, bize denk gelmemiştir. O da ayrı bir mevzu. Bekleyin. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve hala kanalımıza abone olmayanlarınız varsa lütfen bir zahmet, böyle benim hemen aşağımda, ya hemen aşağımda kırmızı abone ol butonu var, oraya tıklıyorsunuz. Bir de onun yanında çan işareti var. Ona da tıklayıp tümü derseniz bu tarz yeniliklerden ilk sizin haberiniz olur. Bunu unutmayın. Buradan bunun tiyosunu da vereyim. Bildirimleriniz de açık olsun ki attığımız videolardan anında haberdar olun arkadaşlar. Bir de daha önce de bu işi çok uzattım belki ama sadece şunu söylemek istiyorum. Şu canlı yayın konusunu nereden başlayacağıma karar vermedim. İki seçenek var önümde. Ya YouTube ya Facebook. İkiye düşürdüm en azından.
şu an için çok Twitch alemine girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şu şartlarda. Ama eğer Facebook'tan da yapacak olursam mutlaka yine YouTube'dan bildirim videosu atacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onu da bilin. Şöyle dışarıdan kullanabilir miyiz aslında? Buralarda şöyle dışarıdan gidelim ya, değil mi? Şöyle birazcık şunu yanımıza çekelim abi. Buralar güzel yerler. Şöyle manzara falan 10 numara. Şöyle kenardan kenardan. Abi vurma lan. Aa, bu sefer haritanın bug'ı değil, biz vurduk. Bu tarafa bakacağız derken öbür tarafa çok yanaştırdık haritayı, şeyi, arabayı. Aa, araba dönemiyor ya. Hakikaten dönemiyor ha. Yükün ağırlığından dolayı araba dönemiyor. Evet, öyle bir sıkıntımız var. Biz arkası çok asıyor, yani bastırıyor. Arabanın önü çok fazla havaya kalkıyor ve direksiyon hakimiyeti kayboluyor. Yani diyorum ya, bu kadar gerçekçi de olmasaydı iyiydi aslında. Motor seçenekleri falan, yani bayağı fazla arkadaşlar, ama maksimum 540 yapabiliyorsunuz. Demek ki öyle bu arabanın şeyi. Özelliği, bir saniye şuradan. Düz gidelim, evet düz gidiyoruz. Retarder diyorum, şanzıman keza aynı şekilde bayağı bir seçeneği var. Retarderli, retardersiz filan, ama dediğim gibi FH 16, yani 16 motor yapamıyorsunuz arabayı, böyle bir sıkıntısı var. Bilginiz olsun. Yine harita linkinde, ben bu haritayı zaten daha önce paylaşmıştım sizinle. Onun linkinde yine açıklamalarda bulacaksınız arkadaşlar. Onu da buradan söyleyelim. Şöyle yanaşalım şu oduncu dayıya. Yani şu ön far işte da falan mesela koruma var arkadaşlar. Bunu takabiliyorsunuz, iptal edebiliyorsunuz. Şu öndeki plastikleri renkli hale getirebiliyorsunuz. Boyalı yapabiliyorsunuz. Çamurluklar keza öyle, tampon keza öyle. Yani bayağı bir hem renkte hem diğer şeylerde bayağı bir seçeneği var arabanın, bilginiz olsun. Burada şimdilik ana yoldayız, onun için şöyle şeye girelim, arabanın içinden kullanalım. Zaten dediğim gibi kısa bir güzergahımız var. Araba çok seri hızlanıyor. O güzel. O benim çok hoşuma gitti. Ama şu retarderi de koysaydık mesela çok güzel olacaktı. Şuralarda inceden çekerdik. Araba kendi ağır ağır akardı mesela. Oo, bizim şey açık mı kalmış? Vallahi ben geçtim dayı. Yol bayağı bir dolambaçlı gidiyor. Dolambaçlı, ama kelimeye bakar mısınız? Dolambaç. Döne döne gidiyoruz ya. Şu arada bir de bir tıs sesi geliyor, duyuyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? O çok güzel ya, hakikaten. Yapanların emeği geçen kim varsa artık, onu çok bilmiyorum. Çok araştırmadım yabancı olunca, ama eline koluna sağlık. Biliyorsunuz ben çok içime sinmeyen modları kolay kolay paylaşmam. Ama içime siniyorsa, hata bile olsa paylaşıyorum. Ya ben oynayacağım zaman severek oynamayacaksam eğer, sizlere tavsiye etmiyorum. Çünkü bu benim mod paylaşımlarım, bana göre bir nevi tavsiye. O şeyde demde yapıyorum, sizler de bilin diye. Bu modu ben birkaç gün önce gördüm ama işte video yapmaya fırsatım olmadı. Hatta birkaç, yani oyuna da defa giriyorum diyebilirim.
Şöyle. Oba, nasılız ama? İyi durduk ha. Bir de şu tuning işte şeyleri var arkadaşlar. Mesela şu benim önde yanan tepedekiler falan biraz farklı standardın dışında. Onları da çok önceden indirmiştim ama eğer şeyini bulabilirsem, linkini bulabilirsem onları da sizlerle paylaşacağım. Soran kardeşlerim oluyor çünkü bazen. Kırmızı yanıyor ama maksat taciz etmek olsun. Beyaz beyaz şimşek ledlerimizden. Şu düşük kabin yakıştı bu arabaya. Bu arada tahmin ediyorum 2 haftaya kadar elimizde olacak. Yeni direksiyon sistemimiz gelecek inşallah. Ondan sonra böyle özellikle mesela geçen paylaştığım işte ses modlu arabalarda falan full ara gaz verebileceğiz arkadaşlar. Onu da buradan duyuralım. İnşallah geldiği zaman zaten yine bir kutu açılım videosu yapmayı planlıyorum. Böyle vlog tarzında bir şey. Çok beceremiyorum ama yine de farklı bir içerik oluyor. Seviyorum ben yani, siz beğeniyor musunuz bilmiyorum. Ama benim hoşuma gidiyor. Yine bayağı bir yılan modunda bir yerden dolanacağız. Ondan sonra normal yolumuza bakacağız. Önümüzdeki Mercedes mi? Evet. Şurası bizim için biraz sıkıntı olacak. İnşallah karşımızdan gelen kimse olmaz. Volvo'cu geçen sefer de burada duruyordu bak. Geniş döndürelim arabamızı ki zaten nobet dorse arka lastikleri de dönüyor. Çok da sıkıntı olmuyor aslına bakarsanız. Burası da başka bir şirket galiba. Şöyle gidelim bakalım. Hannover'a doğru gidiyorduk yanlış hatırlamıyor isem. Bakalım kaç kilometremiz kalmış. 55 kilometremiz var. Yakıtımız iyi. Daha iyi çıkma sakın yola. Şöyle bir. Geçen sefer burada önümüze bir tane Deus çıkmıştı. Zar zor. Durabilmiştik. Yine kimse çıkmasın en azından. Biz kornalarımızı basalım da. Şöyle. Yol asfalta dönünce dönüşler çok sıkıntı olmamaya başladı. Evet. Şimdi yapıştırma modu geliyor. Güzel. Son 10 kilometremiz. Haydi bakalım. Müşteri muhtemelen geç kaldı. Ne stres yapacak bize? Oba, polis arabalarını biçtik. Yapacak bir şey yok. İkisi de polis arabası, bir de vurdum uzun ya. Allah'tan cezamız kapalı. Sağa bakacağız derken adam sarıyı görür görmez durdu ya. Trafik ayarımız da bu arada 3'te olması lazım yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Evet, şu canavara bir daha dışarıdan bakalım. Güzel ya şekil şemal. Hı. Ne diyorsunuz? Vallahi benim hoşuma gitti. FM daha güzel.
Yani FM de bundan güzel aslında bakarsanız. Abi yavaşlamayın, biz ağır aletleriz yani. Şimdi siz kalkamıyoruz işte yani. Ha, bu da dönecek abi. Şimdi bekle dur. Pardon. Pardon be, artık yapacak bir şey yok. Kötü vurduk ama parkindeyim. Yo, şura açık dursun ki müşterinin yerini bilelim ya, değil mi? Bu arada arabayı da görmeden gidiyoruz. Bir yapalım, üçü kapatalım ya. Evet, şu şey kapansın. İleride solda gideceğimiz şirket burası galiba. Mondi, o adamsın. Şöyle bir sallanmasını da izleyin arabanın. Enter bebeğim. Şöyle Dorsi'mizde park edelim hep beraber. Ondan sonra dilerseniz videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Böyle geri dışarıya doğru çıkartacağım arabayı. Bunu düzeltelim. Gire geçelim. X'imizi kapatalım abi. Bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle 5 ile bakalım. Değil mi? Hop 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 hop, çok kırdık be. Lan lan, vites elimizdeydi ya. Şunu da açalım ki diğer tarafı da görelim. Biraz daha kilitlensin orayı. Bu lowbetlerle de geri geri gitmeyi ben hiç sevmiyorum. Arkası da dönünce ters yaptık. Şöyle tam bir düzlensin. Şu vızırtıdan inşallah kurtulacağız arkadaşlar ya. İnşallah bu vızırtılardan, şu direksiyon vızırtısından kurtulacağız. Evet. Gel bakalım hacı abi. Toplarıyız. Sağa verelim birazcık arkamızı. Dışarıda kalıyor çünkü diğer tarafı. Haydi bakayım. Herhalde oldu ya, yarım yamalak da olsa. Lowbet'te neden geri geri gelmeyi sevmiyorum? Çünkü şeyin arkası da dönüyor direksiyonla beraber. Evet, fena değil. Boşaltalım bakalım yükümüzü abi. Ayaklarımızı indirelim. Tıs. Gecikmeli. Yükü alır almaz hemen istiyor muydun arkadaş? Şuna bak ya. Vay anasın ya. Cık cık. Neyse. Devam et diyelim abi. Burada dursun. Evet. Aracımıza bir de böyle bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Umarım beğenmişsinizdir. Benim tahmin ettiğimden bayağı uzun bir kayıt oldu. Uzunca bir video olacak gibi. Yani benim tahmin ettiğimden çok uzun olmayacak da. Dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada unutuyordum az daha. Hemen şu aracımızı da size göstereyim abi. Bremen'de. Şuradaydı galiba. Mesela sür diyelim. Evet arkadaşlar. Bu da FM'imiz.
şöyle dilerseniz farlarımızı yakalım, uzunlarımızı yakalım, uyarı ışıklarımızı yakalım. Şurayı görüyor musunuz abi? Basık Şasi FM. İnşallah bunun da videosu yakında gelecek güzel kardeşlerim. FM'le de bir sefer yapacağız. Dediğim gibi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz cansınız. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.